bulunmak şimdi istiyorum. Soru şu, eğer bir İslam devleti olursa insanların laik bir sistem istemesine izin verecek mi? Ne diyorsunuz? Olmamış mesela. Hayır, bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Sade buyurun. Bir dakika. Ne enkli? Farazi'ye bakarlar. Bazen konularda Ahmet konuşan Özkan. Yeryüzünde gelmiş geçmiş tarihin yazdığı ve günümüzde gördüğümüz hiçbir devletin iki sistemi, üç sistemi yoktur. Eşyanın tabiatıdır bu. Her devletin kendine mahsus sistemi vardır. Filan adam ben İngiltere'de arabamı soldan gidip arabamla soldan geliyorum. Ne var ben Türkiye'ye geldim gene öyle yaparım diyemez. Türkiye'ye arabasıyla girecekse metazori sağdan gidecek, sağdan gelecektir. Aksi takdirde her şeyin altı üstüne geliyor efendim. Yani siz ben Hristiyanım, kıçımı başımı açarım. Açamazsın efendim, sen de dişi değil misin? Açamazsın. Peki, şöyle. Yani yalnız Müslüman Müslümana bakıp mı şehvet duyuyor? Yok, gavur yani, Müslümanı yok dişinin erkeği. Şimdi, Sayın Özkan bu... bu kadar basit bir şey be. Şimdi... Ayrıca bir şey söyleyeyim. Yani bu devlet, bakın Ahmet Bey, müsaade buyurun beyler. Bu devlet, biz iki Müslüman aramızdaki ihtilafı bu devlete başvursak desek ki biz Allah'ın Kur'an'daki hükümlerine göre bu ihtilafı çözmek istiyoruz. Hayır. Bize müsaade edin. Hatta hakim de bizim gibi düşünse dahi mevcut kanunların dışına çıkıp hüküm verebilir mi? Verirse bu hüküm mesmu olur mu yani efendim? Yani siz diyorsunuz ki bir İslam düzeni kurulursa o laikliği savunan insanların savunmasına izin vermez. Ne nasıl demek ama laikliği düzeni yani, savunması? Yani İslam devleti kuruldu. Hayır. Ahmet Bey, hayır. Ahmet Bey, İslam'ın bakın gayrimüslim olanlar için tanıdığı hukuk var. Gayrimüslim değil. Adam Müslüman. Tamam laik de gayrimüslim efendim müsaade buyurun. Bildiği konuştuk deminden beri. Laik gayrimüslim. Nasıl laik kim değil diyor. Açık kitapta. Ama niye? Yani açıkça. Kullandığımız Avrupa'da, Fransa'ya. Benim şu efendim. Benim şu manada kullanıyorum. Çok açık. Ahmet Bey. Laiklik bu çok karışık bir tanım değil. Dinin devlet işine, devletin din işine karışmaması. İslam'da devlet dine de karışır, din de devlete karışır efendim. Bakın, devleti din düzenler.